Mesele ise Trump'ın anlaması, Obama'nın anlaması değil. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Sonuçta siz bürokratımıza soruyorsunuz. Amerika'da da bu adamın danışmanları var. Bu adamlar bürokratları ve istihbaratçılara soruyor. Adam şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim ben Rank operasyonunda ben YPG'ye muhtarım. Tamam. Nasıl muhtarsın diye soruyor. Ya kardeşim diyor ben 40 bin kişisini kullanıyorum. Eğer YPG olmazsa ben buraya ekstra olarak 10 bin tane Amerika askeri daha göndereceğim. E ne olacak diyor. Ya 10 bin Amerika askeri gönderirsen bunun yaklaşık %10'u hayatını kaybederse 1000 kişi gider. Tamam. Amerikan toplumunun buna sana katkısı ne olur diyor. Ya o zaman diyor kardeşim Türkiye ülkeye çok önemli değil kardeşim. Biz bu adamlarla beraber olalım. Türkiye burada bir şey söylemiyor zaten. Türkiye'nin söylediği şey ne biliyor musunuz? Normal dünya standartlarında yaptığınız yapılanmanın niye dışına çıkıyorsunuz diyor. Bu verdiğiniz silahları niye kontrol vermiyorsunuz? Niye bu gelişmiş silahları siz kullanmayın? Adama direkt veriyorsunuz, öğretiyorsunuz. Sorun burada başlıyor. Türkiye'nin hani itirazını en çok dinlendirdiği yer bu. Bu gelişmiş silah sistemini nasıl verdiğini sorun. Çünkü o zaman eğer PKK'yı gücü var mı? PKK'yı terör örgütü olarak görüyorsanız, KCK'yı terör örgütü görüyorsanız, şemada yer alan bir örgütü nasıl yaparsınız? Geçici bir birliktelik miydi? Sorun muydu ya? Geçici bir görüyor musunuz? Ya 1991'de başlayandan başladık. O zaman da sorun şuydu. 1991'de Saddam'la mücadele ediyoruz deyip o zaman dediler ki bizim ona ihtiyacımız var. 2003'te gelindi. Bizi dediler ki